Hani bir esmaları biliyorlar ve olumlu kullan. Olumsuz kullanabilir mi birisi? Negatif anlamda. Esmayı mı? Evet kullanabilir. E, mi? Zaten olumsuz kendisi oluyor. Tersine evet. dönüyor oluyor. Şimdi onu mesela şöyle söyleyeyim. Bunlar esmaların şeyleri. Evet. Mesela burada ne var? Şöyle vereyim yine. Ak. Kerim esması var. Ben bu Kerim esmasını anlatmaya çalışayım. Mesela neredeydi o? Şu. El Kerim. İkram eden demek. Bu bir karakter. Ve bu cemalidir. Karakteri cemal. Yani insanın önünü açar, destek gösterir. Sen buna uyarsan, tabi bu inançla ilgili bir şey. ...preseboyla ile ilgili bir şey. Hangi kelime olursa olsun ona bir mana yüklersen ve onun o işi yapacağına inanırsan sen kendi içindeki sistemi harekete geçiriyorsun ve o işi yapabiliyorsun. Ama bunu tılsım haline getirmeyin diyorum ben. Yani buradan bu kelime ilahi gücü olup da sana bir şey yapmıyor. Sen o kelimeyi zikrederek belirli bir yakınlık sağlıyorsun. O yakınlık sonunda dua edersen Allah'tan hissediyorum. Eğer bundan medet umarsan o zaman ikinci bir tanrı üretmiş gibi oluyorsun. Bu tılsım oluyor o zaman. Allah'ın ismini de tılsım olarak kullanmayın diyorum. Tılsım hiç fark etmez. Hepsi tılsımdır. İşe yarar mı? Yarar. Ama sana zarar verir mi? Verir. Şimdi Kerim esmasını anlatmaya çalışayım ben. Evet. Şöyle anlatayım. Yani bir tane örnek verelim de şey olsun. Bilgi olsun. Şimdi bu Kerim esması Şöyle cemali dedik, cemali bir sistem, insanın önünü açar ama bu iki kat. Birinci katı şöyle zeminle beraber bir bina gibi çizdim ama bunun altında görünmeyen bir kat daha var. Bu katta nasıl çalışıyor bu? Bir çocuğun başına okşuyorsun, İmkanın varsa birine yardım ediyorsun, güler yüz gösteriyorsun, iletişim kuruyorsun. Yani Allah'ın yap dediği şeyleri yaparak ikram edici davranıyorsun. İkram edersen cemali önün açılıyor. Nasıl önün açılıyor? Kendi sistemini iyileştirdiğin için rızka da ulaşıyorsun, başarıya da ulaşıyorsun, galibiyete de ulaşıyorsun. Ama altta bu. Yani burada mesela artı diyelim çalışıyor ama burada artıyla eksi, eksiyle artı çalışıyor. O nasıl çalışıyor? Şöyle örnek vereyim. Mesela bir arkadaşım geldi. Çoluğum çocuğum perişan dedi. Bana yardım eder misin? Ben de imkanım üstüne çıkarttım verdim. Ondan sonra gitti. Bir öğrendim ki içkide kumarda parayı bitirmiş ne çoluğa ne çocuğa. Sonra 3 ay sonra arayı soğuttu. Tekrar geldi. Tekrar diyor ki ya çoluk çocuk perişan. Şimdi vereyim mi? Vermeyeyim mi? Vermezsem sistemi celali yapıyorum. Yani beni dışarıdan izleyen mesela Mustafa der ki ya ne cimri adam. Yanına gelmiş adam yardım istiyor. Adamı yanından kovuyor. Ama aslında ben şunu yapıyorum. Celali bir sistem. Şu celali sistemi kullanarak çünkü her esmanın içinde kendi zıt potansiyeli vardır. Celali sistemi kullanarak ona diyorum ki sen Allah'ın istemediği yolda gidiyorsun kardeşim yolun yol değil. Ben sana verirsem senin o gittiğin yolu desteklemiş olurum. Ama ben sana celali duruş göstererek seni de kendimi de cemali alana çekiyorum. Aslında sana ikram ediyorum. Dışarıdan beni görenlerin beni yargılaması önemli değil. Veya cemali yaparsam yani gene aynı arkadaşa verdim. Bu sefer onun bütün kötülüklerini... Daha çok git, daha çok bat. O battıkça da borca girecek. Oradan mafya diyecek ki ben Serhat'tan aldım parayı. Hadi mafya benim peşime de gelecek. Onu da beni de celali sisteme sokarım. Cemali davranarak. Yani alt katta ters çalışıyor sistem. Alt katta ters çalışıyor. Üste. Şimdi bunu hangisini uygulayacaksın? Mesela bu kerim esması insana ikram edici bir motivasyon verir. Ama sen kime ikram edip etmeyeceğini bilmezsen onu ters kullanırsın zaten burada Nosebo kendiliğinden oluşuyor. Plesobo yönünde kullanmak için yerine göre sert duracaksın, yerine göre yumuşak duracaksın ve bunu tahlil edebilmen lazım. Yani bir bilinç lazım. Evet. Doğru mu söyledin? Yani Şimdi bunu peki esmaları olur. yani bilinen